Selam gençler Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. 16. günün birinci dersinin birinci videosundayız. Mol kavramı kadar önemli bir konuya başlayacağız bu derste. Hocam adı ne? Adı kimyasal hesaplamalar. Siz mol kavramı AYT'nin temelini oluşturuyor. Bu yüzden çok önemli demiştiniz. Bu da mol kadar önemli olduğuna göre AYT'de işimize yarayacak mı diye düşünüyorsan, tabii ki AYT'de çok fazla işine yarayacak. Tamam mı? Mol kavramından sonra AYT'de kullanacağın en fazla TYT bilgisi yine kimyasal hesaplamalar. Hatta AYT'de zorlanılan kısımların çoğu sağlam bir hesaplama temeli olmamasından kaynaklıdır. Şimdi ne yapacağız o zaman? Sadece TYT değil, AYT için burayı çok iyi anlayarak geçeceğiz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben sana sürekli ödev veriyorum ya. Bu derste ödevin bir kısmı da burada ben çözeceğim. Ne kadar fazla soru anlamanız da o kadar kolay. Bu yüzden çok fazla soru çözmeye çalışacağım. Çok uzatmayalım. Şöyle bir başlık atalım. Büyük başlığın kimyasal hesaplamalar. Onun bir alt başlığı ise bir denklem katsayılarının yorumlanması. Çok hızlı geçeceğim burayı. Nedir bu denklem katsayıları muhabbeti? Bak şimdi. Kimyasal tepkime denkleminde maddelerin önünde yer alan katsayılar o maddelerin mol sayıları arasındaki ilişkiyi verir. Şöyle bir yakınlaştırayım mı? Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Şöyle bir elinde kimyasal tepkime var. Tamam bak şu benim tepkime. Bu tepkime de maddelerin önünde bulunan kas sayılar. Hangi kas sayı var? Bak şurada 3 var. Bak bu bir kas sayı. Buradaki var kas sayı. Şurada bir kas sayı var mı? Bir şey göremiyorum hocam. Matematikteki 2, 3, 4, 5 gibi sayıların her birinin altında ne vardır? Gizli bir 1 vardır değil mi? O 1'i yazmazsın. Ama 5 bölü 1 4 bölü 1'dir bu aslında. Aynı şekilde maddenin önünde herhangi bir katsayı yazmıyorsa orada gizli bir 1 vardır. Bunun da katsayısı var. O da neymiş? 1'miş. İşte diyor ki bu katsayılarla mol sayıları arasında ilişki vardır. İlişki ise direkt doğru orantılı. Tamam mı? Katsayı 1 1 ise bunun katsayısı 1 3 2 ya. Eğer bu 1 mol ise aynı katsayılarla orantılı olacak. Katsayısı 1 olan 1 mol ise 3 olan 3 mol 2 olan 2 mol olacak. Mesela kas sayısı 1 olan 5 mol olmuş olsaydı kas sayısı 3 olan orantılı 15 mol olacaktı. Kas sayısı 2 olan da 10 mol olacaktı. Harbiden mi hocam? Harbiden ya. Veya kas sayısı 1 olan 0 2 mol olsaydı kas sayısı 3 olan da onun 3 katı olan 0 6 mol olacaktı. Kas sayısı 2 olan da 0 4 mol olacaktı. Bu şekilde kas sayılarla mol sayısı arasında bir ilişki kuruyoruz. Tamam mı? Bu sadece mol için mi geçerli hocam? Hayır. Tacik sayısı için de geçerli. Tepkimedeki kas sayılarla tacik sayılar arasında da bir ilişki vardır. Bu ilişki de doğru orantıdır. Bak şimdi bu senin kas sayın 1, 3, 2 ya. Eğer bir tane molekül varsa kas sayısı 1 olan da 1 molekülse 3 olan da 3 tane molekül, 2 olan da 2 tane molekül vardır. Mesela kas sayısı 1 olan da 5 molekül olmuş olsaydı 3 olanda 15 molekül olacaktı. 2 olanda da 10 molekül olacaktı. Kas sayısı ena tane olan molekülde kas sayısı 3 olanda da 3 ena kas sayısı 2 olanda da 2 ena tane olacaktı. Tamam mı? Hocam mol ve tanecikte mi bu? Hayır. Hacimde de geçerli. Hacimde de geçerli kas sayılar. Hacim kas sayılar da yine doğru orantılı. Bak kas sayısı 1 olan 1 litre ise 3 olan 3 litredir. 2 olan 2 litredir. Kas sayısı 1 olan 10 litre ise 3 olan 30 litre 2 olan da 20 litredir. Tamam mı? Neymiş? Kas sayılarımız o zaman o zaman hacim, tanecik ve molle doğru orantılıymış. Her şeyi söyledin hocam. Gramı söylemedin. Gramla doğru orantılı değil mi? Arkadaşlar gramla doğru orantılı değil. Yani kas sayısı 1 olan 10 gramsa 3 olan 30 gram 2 olan da 20 gram olmaz. Tamam mı? Niye olmaz? Çünkü her madde için gram farklı. Mesela her madde için tanecik sayısı farklı değildi. Avogadro sayısı hep aynıydı. İşte 1 mol hidrojen molekülün de Avogadro sayısı en taneydi. 1 mol CH4'ün de en az taneydi. Bu değişmedi. Madde değişti, en değişmedi. Ya da normal koşullarda 1 mol CH4 gazı 22,4 litreyken normal koşullarda 1 mol oksijen 2 de oksijen molekülü de 22,4 litreydi. Maddenin değişmesi litreyi değiştirmedi. Tamam mı? Bu yüzden bunlar sabit olduğundan dolayı katsayılarda ilişki var. Ancak gramda öyle mi? 1 mol hidrojen gazı 2 gramken 1 mol oksijen gazı 32 gram. Madde değiştikçe gram değişiyor. Değişkenlik var. Değişkenlik olduğundan dolayı katsayılarla gram arasında bir ilişki yoktur. Hatta ilişkin olmadığını şöyle de ispatlayabilirim sana. Kütlenin korunumu kanununu gördün Sol taraftakilerin kütlesini topla 10 artı 30'dan 40. Sağ taraftakilerin kütlesine bak 20. Kütle her zaman korunurdu. Korunmuş mu? Korunmamış. Buradan da yine kütlelerde böyle bir orantı olmadığını görürsün. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Şurada temiz bir yere yazayım bunu. H 3H2 artı N2'den 2NH3 oluştuğunda 2NH3 oluştuğunda mol sayıları arasında bir orantı varmış. Ve bu orantı katsayılara göreymiş. Hacimleri arasında da bir orantı varmış. Bu da yine kas göreymiş. Tamam mı? Tanecik sayılar arasında da bir orantı varmış. Bu da yine katsayılara göreymiş. Tamam mı? Ancak gramlar arasında bir orantı yokmuş. Yani şöyle bir şey yazamıyormuşun. Okey. Şu olmaz. Hocam şunlar ne? Katsayı orantılı olduğunu gösterelim dedim. Eğer şeyi katsayısı 3 yönünün molü 3 ise 1 olanınki 1'dir. 2 olanınki 2'dir. Eğer katsayısı 3 yönünün litresi 30 ise 1 olanınki de onun 3'te bir, 3 katı 10'dur. Bak. 3'ü olan 30 ise 1 olanınki de 10'dur. 2 olanınki de 20'dir. Eğer katsayısı 3 olan en a'sı 6 en ise 2 olan 1 olan 2 de 2 en 3'te 1'i. Hep oran aynıdır bak. 3, 1, 2. Oranlar böyle sadeleştirdiğin zaman. Kaç sayısı 2 olan 2 de 4 en a'dır. Ancak gramda böyle bir durum söz konusu değilmiş. Tamam mı? Burada tamam mıyız? Bak burada kas sayılarla yorumlamayı öğrendik. Kas sayılarda eğer bir madde önünde sayı yazmıyorsa gizli bir 1 varmış. O 1'i kullanacağız ve bu kas sayılar mol sayısı tanecik ve hacimle doğru orantılıyken gramla herhangi bir ilişkisi söz konusu değilmiş. Burayı hallettik sanırsam. Şimdi gel ikinci başlığın at. Aksiyon başlıyor. Başlığın şu. 2. Denklemli miktar geçişleri. Biraz sözel birkaç cümleden bahsedeceğim. Hemen örneklerle pekiştirerek ilerleyeceğim. Diyor ki tepkimede yer alan maddelerden yalnızca birinin miktarı verilirse denklem katsayıları kullanarak miktar geçişleri yapılır. Verilen madde miktarı mol sayısına çevrilir. Niye? Çünkü gramı biz e, katsayılarla yorumlayamıyorduk. O yüzden mole çeviriyoruz, tamam mı? Hocam hacme ya da taneye çevirsek olur mu? O da olur ama rakamlar çok zor olur. O yüzden mole çevirmek daha kolay. Denklem katsayıları kullanılarak istenen madde mol sayısı bulunur. Bulunan mol sayısıyla da istenen birime çevrilir. Eğer sen molü buldun ya maddenin gramını soruyorsa grama, hacmini soruyorsa hacme çevirsin. Yani şöyle demek istiyorum. Elinde böyle bir tepkime var. Sana neyi verdi? İşte N2'nin hacmini verdi ya da kütlesini verdi ya da tanecik sayısı verdi. Önemli değil. Neyi verirse versin önce ne yapıyorsun? Mol sayısına çeviriyorsun. Mol sayısına çevirdin ya. Sonra şu katsayılar yardımıyla katsayısı 1 olan işte bu mol ise 2 olanda şu mol diyerekten bunun mol sayısını buluyorsun. Bunun mol sayısını bulduktan sonra sana neyi soruyorsa hacmi soruyorsa hacmi bulursun. N eşittir V bölü 22,4 formülünden. Kütleyi soruyorsa N eşittir M bölü MA formülünden kütleyi bulursun. Tanecik sayısını soruyorsa N eşittir tane bölü en A'dan da tanecik sayısını bulursun. Tamam mı? Bunun tam tersi de mümkün. Yani sana en NH3'ün kütlesini verdi ve N2'nin hacmini soruyorsa yapman gereken işlem N eşittir M bölü MA'dan molünü bulmak moli buldun ya daha sonra kas sayısı 2 olanın molü buysa 1 olanın molü şu diyerekten bunun molünü bulmak. Bunun molünü bulduktan sonra sana neyi hacmi soruyor. N eşittir V böyle 22,4 diyerekten böyle geçişler yapabilirsin. Olay bu. Bu tarafı verdiyse mole çevir. istediğine git. Sonra ne soruyorsa bul. Eğer öbür taraftaki maddenin ikini verdiyse yine böyle devam ediyorsun. Tamam mı? Olay bu. Şimdi örnek çözersem ne demek istediğimi daha net anlayacaksın. Örnek 1'e bak şimdi. Diyor ki denklemine göre normal şartlarda 0,1 mol PCl5 tam olarak ayrışmasından diyor. Kaç mol PCl3 e oluşur? Bak şu kaç mol? 0,1 mol. Kas Bir şey yazmıyorsa 1. Burada da bir şey yazmıyor. Kas sayı 1. Burada da bir şey yazmıyor. Kas sayı 1. Tamamen ayrıldığına göre bu 0,1 mol. Kas sayısı 1 olan 0,1 mol ise yine kas sayısı 1 olan 0,1 moldür. Ne yaptık? Miktar geçiş yaptık. Neye göre? katsayılara göre. Yine katsayısı 1 olan da burada 0.1 mol yapacak tamam mı? bize diyor ki kaç mol PCl3 oluşur? E 0.1 mol oluşur. Bulduk onu. Kaç tane Cl2 oluşur diyor? Cl2'nin molünü bulduk mu? Bulduk. E molünü buluyorsak tanesini bulmak çok kolay. Nasıl hocam? E, sen şunu biliyorsun. Oran orantıdan da yapabilirsin. Formülden de yaparsın. Hadi oran orantıdan yapalım. 1 mol ne tane? E 0.1 mol kaç tane olur? X tane olur. İşler dışlardan X eşittir 0,1 çarpı NA olur. 0,1 çarpı NA tane CL molekülü vardır. 0,1 çarpı NA tane molekülümüz var. Eğer sana atomu sormuş olsaydı molekülün tanesi bu e, atoma çevirdin. 2 ile çarpardın. 0,2 çarpı NA tane de atom vardır derdin. Tamam. Ne diyor? Toplam kaç litre gaz oluşur? Şimdi Gazın nitresini bulabilmemiz için oluşan maddelerin molüne 0,1 mol PCl3, 0,1 mol de Cl2 var. Topladığın zaman elimde 0,2 mol madde var. Tamam mı? N eşittir V bölü 22,4 formülüne göre. işler dışlar çarpım yaparsak V eşittir buradan 4,48 litre çıkmaz mı? Toplamda 4,48 litre gaz oluşur diyoruz. İşte miktar geçiş dediğimiz zımbırtı bundan ibaretti. Tamam mı? Şuraya bir şekil vermişiz. Az önceki söylediğim kısım. Ürünlerden birinin miktarı verildiğinde reaktiflerinden birinin miktarının bulunması demiş. Yani sana is, illaki girenleri vermek zorunda değil. Ürünleri de verse aynı işlemi yapıyorsun. Verilen madde önce mole çeviriyorsun. Mole çevirdikten sonra kas göre diğerinin molünü buluyorsun. Diğerinin molünü bulduktan sonra neyi soruyorsa ona göre formülleri kullanıp e, işlemi yapıyorsun. Hocam formüller neydi? Az önce söyledim ya bir daha söyleyeyim. N eşittir V bölü 22,4 normal koşullarda kütle en eşittir n bölü MA. tamam mı tanecik sayısı ise en eşittir tane bölü avogadro sayısı formüllerimiz de bunlardı örnek 2 var bak buraya gelin diyor ki kalsiyum metal üzerine hcl çözelti eklenirse 2,24 litre gaz sıkışı oluyor gaz sıkışı tepkimenin sonucunda oluşan bir şeydir değil mi yani ürünlerde ürünlerde nerede gaz var şurada suda yazıyor gaz burada He, bu ne kadarmış? Bu aslında 2,24 litreymiş. Şimdi ne dedim ben sana? Ne verirse versin önce mol'e çevir. E'n eşittir V bölü 22,4 formülünden hemen molünü buluyoruz. E'n eşittir 2,24 bölü 22,4. Sadeleştirme yap. 22,4'e böl 22,4'e böl 0,1 mi yaptı? İşte şu 0,1 molmuş. Tamam mı? Devam ediyorum. Buna göre kalsiyum metale kaç gramdır? Şimdi bunun molünü bulduk ya. Yani ne verirse önce molünü bul. Sonra da diğerine miktar geçiş yaptım demiştik katsayıya göre. Katsayıda bir şey yazmıyorsa 1. Bir. bir şey yazmıyor 1. Kalsiyumu soruyor. Kalsiyumu odaklanıyorum. Katsayısı 1 olan 0,1 mol ise katsayısı 1 olana yine 0,1 mol diyeceğim. E kalsiyumun molünü bulduk. Gramını da bulmak çok kolay değil mi? Mol eşittir M bölü MA formülünden. 0,1 mol eşittir M'i bilmiyorum emamsa parantez içerisinde 40 olarak verilmiş. İçler dışlar çarpım yaparsam m eşittir buradan 4 gram çıkar. Tamam. Örnek 3 var. Bakalım. Bu çıkmış bir soruydu arkadaşlar. Hani rakamlar değişmiş hali. ÖSYM tam olarak böyle bir soru sormuştu. Diyor ki yalnız x ve y gaz karışımından tepkimesine göre oluşan T2'nin hacmini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi tek başına yeterli değildir diyor. Şimdi ben molünü bulursam hacmini hesaplayabilirim değil mi? Oluşan Z'nin hacmi diyor. Z'nin hacmini bilirsem katsayılarla geçiş yapabiliyordum. Katsayılarla hacimde, tanecikte ve molde geçiş yapabiliyorum bak. Katsayılarla hacimde, tanecikte ve molde geçiş yapabiliyorum. Ancak gramda yapamıyordum. Tamam mı? Oluşan Z'nin hacmini bilirsem katsayısı 1 olan işte V litre ise 3 olan 3 V litre der ve e, T2'nin hacmini çıkartırdım. Tepkimeye giren Y'nin hacmi. Y'nin hacmini bilsem kas sayısı 1 olan işte V litresi 3 olan 3V litre der yine bulurdum. Tepkimeye giren Y'nin mol sayısını bilseydim. işte katsayısı sayısı 1 olan A mol ise 3 olan da 3A mol derdim. Daha sonra en eşittir V bölü 22,4 formülünden mol'ü yerine yazar. İşler dışlar çarpımından V'yi bulurdum. Değil mi? Tepkimeye gelen X'in tanecik sayısı. X'in tanecik sayısını bilirsem x'in molünü hesaplardım. x'in molünü hesapladıktan sonra katsayısı 2 olan bu mol ise 3 olan da şu mol deyip yine t2'nin molünü bulurdum. t2'nin molünü bulursam yine bu formülden hacmini çıkartabilirdim. Oluşan z'nin kütlesini bilsem molü, molü bulamazdım. Niye bulamazdım? Mol dediğin şey m bölü ma. Şimdi bana z'nin kütlesini verse Tamam mı? Ema'sını bilmiyorum. Molünü hesaplayamıyorum. Bu yüzden bu tek başına yeterli değil. Eğer Z'nin kütlesini veriyorsa bana mol kütlesini de vermesi gerekir. Tamam. Bu da böyle bir soruydu. Şimdi buradan sonra üçüncü başlığımız var. Konu bitti. Konu bu kadar mıydı hocam? Zaten soru tipleri göreceğiz. Bir konu anlatmayacağım sana. Konu bu kadardı ama daha fazla soru sormak istiyorum. Dedim ya AYT için oldukça önemli bir kısım burası. Ödevlerinde birlikte olalım. Bu kez ödevinde yardımcı olacağım. Sen daha aç orbital TYT soru bankanın sayfa kaç burası? E, 210. 210'a geldin. Tamam mı? 210'da birinci soruyla biraz daha öğrendiğimiz şeyleri pekiştirelim. Şöyle. Şimdi konu anlatımı bundan ibaret. Kat sayılar var. Kat sayıları yorumluyorsun. Kat sayılara göre geçiş yapıyorsun. Sana maddenin neyini verirse önce mole çeviriyorsun. Mole çevirdikten sonra kas sayıya göre geçiş yapıyorsun. Geçiş yaptıktan sonra ne istiyorsa yine mole hesaplıyorsun. Olay bu. Soru 1. Tepkimesinde normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan N2 gazının yeterince H2 ile tam verimli tepkimesinden en fazla kaç gram NH3 olur? Şimdi sana ne, ne verilmiş? N2'nin hacmi verilmiş. O zaman bunu bir mole çevir. Neyden hocam? En eşittir V bölü 22,4 formülünden. Tamam mı? En eşit de buradan 5,6 bölü 22,4. Her iki tarafı 5,6'ya bölersek tamam mı? Burada 1 kalır, burada 4 kalır. 1 bölü 4 yani 0,25 mol. 0,25 mol olan neresi? N2. Tamam mı? Bize neyi soruyor? Azotu soruyor. Bak. Katsayıya göre geçiş yap. Katsayısı 1 olan 0,25 ise 2 olan da 2 kat olan 0,5 moldür. Tamam 0.25'in 2 katı 0.5 yani 0.50 mol'dur. Okey. Molünü bulduk. Gramını bulacağız. N eşittir. M bölü MA formülünden. Tamam mı? 0.5 mol NH3. M'ini bilmiyorum. MA'sı azot 14. Hidrojen 1. 3 tane hidrojen olduğundan dolayı 17. İşler dışlar çarpımı yaparsam M eşittir. 8.5 gram çıkar. Tamam. Geçiyoruz. İkinci soru. Hocam bu mu? Evet bu ya. Hesaplamalar bu kadar kolay. Korkma. Tepkimesine göre normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı açığa çıkması için kaç gram kalsiyum karbonat katısının parçalanması lazım? Bana şimdi karbondioksitin şunun hacmi verilmiş. Ne yapıyorum? Önce mole çeviriyorum. Her zaman sana ne veriliyorsa önce mole çevir. En eşittir V bölü 22,4 formülden. En eşittir 5,6 bölü 22,4. Her iki tarafı şeye bölüyorsun. 5,6'ya bölüyorsun. 1, 5,6'ya bölsen 4. Yani 0,25 mol. 0,25 mol olan hangisi? Şu. Sonra kas göre neyi soruyorsa geçiş yap. Kas 1. Bir. şey yazmıyorsa 1 diye. Bununki de 1. 1 olan 0,25 mol ise yine 1 olan da 0,25 mol olacak. Tamam mı? Molini buldum. Ne yapacağım hocam? Gramını soruyor. N eşittir M bölü MA formülünden. 0.25 mol eşittir. M'i bilmiyorum. M'amsa kalsiyum bak 40. Oksijen 16 ama 3 tane oksijen var. 48. Topladın 88 yaptı. 12'de karbon var. M'am buradan 100 çıkar. İçler dışlar çarpım yaparsan M eşittir. 25 gramdır. Bu mu hocam? Tabii ki bu. Geçiyorum 3. soru. Şöyle geldik. Diyor ki 3.2 gram CO2S katısının denklemine göre yeterli miktarda oksijen gazıyla tam verimli tepkimesinden normal koşullar altında kaç litre SO2 gazı çıkar? Şimdi bana şunun gramı verilmiş. Ne yapacağım? Hocam her zaman önce mole çeviriyorduk. Çevirelim o zaman. N eşittir M bölü MA formülünden. Şimdi N eşittir 3,2 gram. MA'sı ne? Bakır 64'müş. 2 tane bakır var. 128. Kükürt de 32 toplarsan 160 yapar. Eması 160. Sadeleştir. 16'ya bölsen 10. 16'ya bölsen 0,2 mi? Faydada da 10 var. Bu 0,02 mol yapar o zaman. Tamam mı? Şurası 0,02 mol. Bize neyi soruyor? SO2'nin hacmini soruyor. Kas sayısı 1 olan 0,02 mol ise yine kas sayısı 1 olan 0,02 moldür. E molünü buldun molünü bulduysan en eşittir v bölü 22,4'ten de hacmini de bulmaz mısın? Evet hocam çok güzel. 0,02 eşittir v bölü 22,4. İşler dışlar çarpım yaparsam buradan v eşittir 0,448 yapar. Tamam mı? Cevabımız D seçeneğidir. Ödevini bak birlikte çözüyoruz. Takır takır gidiyoruz. Akıyor maşallah. Dördüncü soru. Yeteri, yeteri kadar hidrojen ve oksijen gazı kullanarak diyor. Denklemine göre 72 gram h 2 e, elde ediliyor. Buna göre tepkime de harcanan hidrojen ve oksijen gazları toplamı kaç mol diyor. Sana ne vermiş? H2O'nun gramını vermiş. O zaman mole çevir bunu. Tamam mı? De ki en eşittir M bölü MA'da. Molünü bilmiyorum H2O'nun. M'i 72. MA'sı kaç? Hidrojen 1. 2 tane hidrojen var. 2 gelir. Bir de 16'da oksijenden 18. Sadeleştir. 18'e böldüm. 1. 18'e bölsem 4 mu yapar? En eşittir 4 molmuş. 4 mol olan ne? Su. Şimdi kas sayısı bir şey yazmıyorsa 1'dir. Kas sayısı 1 olan 4 ise yine kas sayısı 1 olan 4 mu olmuyor? olacak? Evet. 1 bölü 2 olan yarısı olan da yarısı olacak. 2 mol olacak. Bize neyi soruyor? Hidrojen ve oksijen gazları kaç moldür diyor. 4 artı 2 de 6 mol diyoruz. Tamam. 5. soru. Bak çok seri gidiyoruz. Çok hızlıyız. Niye hızlı? Çünkü konuyu öğrendik. Hocam yavaş deme. Hep 2x izleyeceksin beni? 0.5x alırsın bu kez de. <laughs> ben de bu arada e, arada kendimi dinliyorum YouTube'da. 1 xte inanılmaz derece de çekilmez ve katlanılmaz bir adamım. O yüzden kendimi anca 1.75 ya da 2 xte izlersem izleyebiliyorum. Çok kötü ya. Mayır mayır konuşuyorum. Valla Allah yardımcınız olsun beni dinlenirken çok büyük bir imtihanla da karşı karşıya kalıyorsunuz söylemesi benden. Neyse bak buraya. 10,6 gram sodyum karbonat katısı ağza açık bir kapta ısıtıldığında altını çiz. Türkçenin çok iyi olması lazım. Ağız açık kap diyor tamam mı? Tepkimesine göre parçalanmaktadır. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre kaptaki katı kütlesi kaç gram azalmıştır diyor. Şimdi ağzı açık kap. O zaman gaz olan uçup gidecek değil mi? Katın gaz nerede? Burada. He, ne kadar azalmıştır dediğine göre uçup giden kadar azalmıştır. Uçup giden ne? Karbondioksit. Ben kaç gram karbondioksitin oluştuğunu bulursam o kadarın uçup gittiğini de bulmuş olurum. Nasıl bulacağım hocam? E, sana sodyum karbonatın e, kütlesini vermiş. Buradan en eşittir en bölü ma formülünden önce molünü bulursun. Ne diyoruz? Her zaman ne verirse molünü hesapla. En eşittir. M'i 10,6. MA'sı sodyum 23 iki tane sodyumdan kaç yapar? 46 yapar. karbonu da ekle 58 48'e bunu eklesen 106 yapar. Tamam mı? MA buymuş. 106'ya böldün 106 1 106'ya 0,1 mol. Şimdi bu 0,1 mol. Kas sayısı 1 olan 0,1 mol ise yine kas sayısı 1 olan 0,1 mol olacak. Tamam mı? Kaç gram azalmıştır diyor. Bu uçup gittiğinden dolayı azalan buydu. N eşittir M bölü MA'dan 0,1 mol eşittir M bölü MA'sı karbon 12 oksijen 16'dan MA'sı 44 mi çıkar? İşler dışlar çarpımından 4,4 gram madde katı kütlesi azalmış olur. Tamam. Hadi şu soruyu da çözeyim de bitireyim ya. Yani ödev senin ödevinde. Geri kalanına da sen çöz. Geri kalan 6 soruydu. Bak şu soruya. Tepkimesine göre harcanan CO gazının kütlesi O2 gazının kütlesinden 3 gram daha fazladır diyor. Buna göre hangi de doğrudur diyor. Birinci öncül. Normal koşullarda 5,6 gram CO tepkimeye girmiştir diyor. 5,6 gram CO kaç litre kaç mol demek? En eşittir V bölü 22,4 formülünden. Yerine 5,6 yazarsan en eşittir 5,6 bölü 22,4 5,6'ya böldüm. 1, 5,6'ya böldüm. 1, 4 mi yapar? 1 4 molmuş. Peki 1 bölü 4 molü kaç gram yapar karbon monoksitin? 1 bölü 4 mol eşittir. M bölü MA'sı karbonun iki oksijen altından 28 işler dışlar çarpımı yaparsam 7 gram yapar. Tamam mı? 1 bölü 4 molü. Şimdi bu 1 bölü 4 mol ise bu da bunun yarısı olan 1 bölü 8 moldür. Şu da kat sayıları aynı olduğundan dolayı 1 bölü 4 moldür. Tamam mı? 1 bölü 8 mol oksijen kaç gram? Onu da farklı bir renkte yazayım. 1 bölü 8 mol oksijen M bölü M, M O2 32. Tamam mı? İçler dışlar çarpımı yaparsan 4 gram yapar. Bak 4 gram. Birinden 7 gram var. Birinden 4 gram var. Ne oldu? 3 gram arttı. He. Şunu sağladı. O zaman bu olay doğruymuş. Tamam mı? 4 gram oksijen harcanmıştır diyor. Evet 4 gram oksijen harcanmıştır. 0,4 mol CO2 oluşmuştur diyor. 1 bölü 4 CO2 oluştu. 1 bölü 4 CO2 0,25 demek. 0,4 demek değil. Bu yanlış. Doğruları soruyor. 1 ve 2'ye doğru diyeceğiz. Şimdi burada miktar geçiş problemlerini bir giriş yaptık. Bunlarla alakalı örnekler çözdük. Bir sonraki derste ise artan maddesi olan tepkimeleri göreceğiz. Aslında bunların hepsi soru tipi. Bir konu anlatımı yok. Bu soruları nasıl çözdüğümü gösteriyorum sana. Burada temel olarak alman gereken olay şu. Bir, kat bir orantı var. Bu orantı mol sayısı tanecik ve hacim için geçerli. Gram için geçerli değil. Bir bu. Kat sayılar bununla doğru orantılıymış. Tamam mı? Sonra miktar geçiş. Sana bir maddenin molünü ya da hacmini ya da tanecini verirse onu hemen bole çeviriyorsun. Daha sonra kas sayıya göre geçiş yapıp sorduğun maddenin neyini soruyorsa formüllerini kullanıp çıkartıyorsun. İkinci de bilmen gereken yer buydu. Bol bol pratik yaptık. Bol bol örnek çözdük. Pekişmiştir diye umuyorum. Diğer altı soruyu da çöz. Kaç doğru kaç yanlış yaptın videonun da altına yaz. Şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.